Tamam. Şimdi iptal et, bir daha bas. Tamam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli. Ol menba-i bağ-ı belagat, ol mahzan-ı fazl-ı saadat, ol andelib-i gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cumamızı mübarek eylesin. Vatanımıza, milletimize, devletimize birlik, dirlik, güç, kuvvet nasip eylesin. Kafirlere, münafıklara, şerlilere, zalimlere fırsat vermesin. Onların kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eylesin. Şu salgın hastalık günlerinde hasta bekleyen kardeşlerimize şifalar nasip eylesin. Bugün Hazreti Allah'a iman konusunda Allah'ın varlığına, birliğine iman etmek, meleklerine iman etmek, üçüncü olarak da kitaplarına iman vardır. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'la beraber peygamberlik müessesesini başlatmış. Yine ona indirdiği sahifelerle kitap indirmeye de başlamıştır. Yani ne demek? İlk insan bir peygamberdir. İlk inen, yeryüzünde ilk var olan kimse bir peygamberdir. Yeryüzünde okunan ilk kitap Allah'ın gönderdiği, Adem Aleyhisselam'a indirdiği sahifelerdir. İşte yeryüzünü yaratan, yeryüzünde kendisine halife olmak üzere insanoğlunu var eden Cenab-ı Hak, İnsanoğlunu daima peygamberler ve kitaplarla uyarmıştır. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Ve peygamberimize iman etmenin şartlarından birisi de Allah'ın indirdiği kitaplara iman etmektir. Bakınız, Hadid suresi 25. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Lekad erselna rusulena bil bayyinati ve enzelna ma'humul kitab." Biz peygamberlerimizi açık mucizelerle yanlarında kitaplarıyla beraber gönderdik. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimiz ve bütün peygamberler yeryüzüne indiği zaman ne yapacağını bilmez durumda değil. Hepsinin elinde Hazreti Allah'ın talimatı var. Değil mi? Bir Müslüman çocuk bugün doğduğunda kulağına ezan nasıl okunacak? Öldüğünde namazı nasıl kılınacak? Hepsi, hayatın her aşaması bize gösterilmiş. Kafamıza göre şaşkın bir şekilde ortada bırakılmamışız. Kitaba iman etmeyen onun için Müslüman sayılmaz. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Her peygambere kitap geldiği gibi bizim peygamberimize de Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Yine bakınız, Âlâ suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki: İnne hâzâ lefis suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa.
Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, ilk kitaplarda İbrahim ve Musa aleyhisselamın kitaplarında da vardır. Yani Kur'an tevhid dininin kitabıdır. Allah'ın birliğini ifade eden İslam'ın bu kitabı içerisinde bulunan hükümler Musa aleyhisselama ve İbrahim aleyhisselama indirilen hükümlerle aynı hükümlerdir. Farklı hükümler değildir. Bakınız yine Maide suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki bütün peygamberleri kitaplarla gönderdi. Dünyayı da hiçbir zaman Cenab-ı Hak başıboş bırakmadı. Ve gaffeyna ala atharihim bi İsa ibn Meryem musaddikan lima beyne yedeyhi minettevrat. Biz o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa aleyhisselamı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdik. Biliyorsunuz İsa aleyhisselam Beni İsrail kavminden, İsrail oğulları arasından çıkmış bir peygamberdir. Tevrat'ın hak kitap olduğunu beyan ederek İncil'in Allah tarafından indirilen bir kitap olduğunu insanlara tebşir etmiş, müjdelemiştir. Yahudiler onu yalancılıkla suçlamışlar, onu öldürmeye kastetmişlerdir. Kendi içlerinden çıkan bir kimseyi. Ve ataynahu'l İncil fihi huden ve nur ve musaddikan lima beyne yedeyhi minettevrat ve huden ve mev'izeten lil muttakin. Biz o İncil'de bir hidayet ve nur verdik. Yani doğru yolu arayanlara doğru yolda gidebilmeleri için bir yol haritası verdik. Hem o Tevrat'ı yalanlamıyordu. O da bir peygamberdi Musa aleyhisselam. Kendisine Allah'ın kitabı gelmişti. Ve o Tevrat'a inanan ve Allah'ın emirlerine uymak isteyen kimseler için de İncil'de bir hidayet yolu vardı. Ve Allah'ın azabından korunmak isteyenlere bir nasihat vardı. Yahudiler Tevrat'ı bozdular. Hristiyanlar İncil'i bozdular. Neticede Cenab-ı Hak o Tevrat'taki ve İncil'deki tevhidi hükümleri içerisinde barındıran hak din İslam'ı gönderdi. Cenab-ı Hakk'a ne kadar şükretsek şu eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek girdiğimiz İslam dini inancına olan şükrümüzü eda edemeyiz. Allah'ım bizi dosdoğru yolun olan İslam'dan ayırma. Neslimizi de bizim gibi sana, senin Resulün Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek yaşamayı nasip ve müyesser eyle. Bakınız Nisa suresi 163. ayet-i kerimede yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Biz Davud'a Zebur'u verdik. O da Beni İsrail peygamberlerindendir. Aziz kardeşlerim, bugün ilahi kaynaklı Hazreti Allah'ın gönderdiği dinlerden, Hazreti Allah'ın gönderdiği kitaplardan iki tanesi elimizde mevcuttur. Tahrif olunmuş olarak, Kur'an hariç. Bunun birisi Tevrat'tır, birisi de İncil'dir. Tevrat'ın içerisindeki hükümleri Yahudiler bozdukları için içerisine bir takım kendi menfaatlerine uyan cümleleri sokup bu Allah'ın kelamıdır diye kandırdıkları için birkaç çeşit Tevrat var şimdi. Birbirini tutmuyor. Hazreti Allah İncil ile İsa aleyhisselamı gönderdi.
Hristiyanlar da zaman geldi, birçok İncil'ler oluşturdular. En son şimdi 4'e indi. Son zamanlarda bir İncil daha bulundu, Barnabas İncil'i diye. Bir ilahı 3'e çıkardılar. Neticede Allah Adem Aleyhisselam'la başlayan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile sona eren peygamberlik silsilesinde daima tevhid akidesini, yani Allah'tan başka ilahın olmadığı gerçeğini kitaplarında ifade etmişti. Fakat bu gerçeği bozdular. Allah, Ruhul Kudüs, İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın oğlu dediler. Onu da ilah mertebesine çıkardılar. Bu hakikati, bu yalanı hakikat diye sunan bu kitapta bile 4 ayrı kitap vardır. 4'ü de birbirini tutmaz. İşte insanoğlu menfaatine düşkün, dünyadan bir takım menfaatler elde etmek için kitabı bozduklarından dolayı Cenab-ı Hak son peygamber olarak Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Ona gelen kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim bir harfinde bile değişiklik olmadan bize kadar ulaşmış bir kitaptır. Hazreti Allah o Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız buyurmuştur. Nitekim bugün hangi dile tercüme edilirse edilsin, Kur'an dediğimiz zaman Arapça aslı anlaşılır. Kur'an nazmuddal alel manadır. Yani harfleriyle ve harflerinin delalet ettiği manasıyla beraber Kur'an'dır. Türkçe'ye çevrilmiş bir meale, bir tercümeye Kur'an demeyiz. Kur'an'ın tercümesi deriz. Çünkü o Allah'ın kelamı değildir. Allah'ın kelamının tercümesidir. Onun için dikkat edin. Türkçe Kur'an sözü yanlış bir sözdür. Kur'an Hazreti Allah tarafından Arapça olarak indirilmiştir. Başka dillerde tefsirleri, tercümeleri, mealleri yazılamaz mı? Tabii ki yazılır. 250-300 dil var dünya üzerinde. Bunların hepsi Müslüman olmak, Hazreti Allah'ın rızasına ermek, nasibine ulaşmak ister. Bunlar İslam'ı anlamak ister. O zaman bunların anlaması için bunların dilinde de bu kitabın manası ifade edilebilir. Fakat bu dillere tercüme edilen gerek Türkçe, gerek Farsça, gerekçe başka İngilizce, İspanyolca, Rusça gibi dillere tercüme edilen kitaplara Kur'an denmez. Kur'an meali, Kur'an tercümesi denir. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de sureler var. Fatiha ile başlar, Nas ile biter. 114 sure vardır Kur'an-ı Kerim'de. Harflerinin sayısı 323.015 harf vardır. Tek tek sayılmış. 77.439 kelime vardır. 6.236 ayet-i kerime vardır. Kur'an Hazreti Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme söz olarak indirilmiştir. Bazı iftiralar atılıyor Kur'an-ı Kerim'e. Yani şöyle diyorlar, Allah muhafaza.
Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an'ın manası Peygamberimizin kalbine indirildi. O kendi kelimeleriyle Arapça olarak yazdı, öyle değil. Bizzat lafızlarını Cebrail aleyhisselam Arapça okumuştur. Peygamberimiz o şekilde ezberlemiştir. Her Ramazan-ı Şerif'te de Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Peygamberimiz okumuş, Cebrail aleyhisselam dinlemiş, hata olup olmadığını test etmiştir. Sahabeler Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh zamanında mushaf haline getirilmiş. Bir savaşta 70'e yakın hafız birden şehit oldu. Sahabe-i kiram Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vefat ettiği için telaşa düştüler. Eyvah! Bu kadar sahabe bir savaşta hafız sahabe şehit olunca Kur'an ortadan kaybolur diye endişeye düştüler. Hafız olan Zeyd bin Harise radıyallahu anh görevlendirildi. Hafız olan sahabelerin ezberlerindeki Kur'an-ı Kerimler yazı olarak da toplandı, bir mushaf haline getirildi. O gün bugün Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmeden bize kadar gelmiştir. Hazreti Allah bu kitabı gönülden inanarak, gönülden okuyup anlayarak, içerisindekilerle amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'le alakalı En'am suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Bu Kur'an gerçek olarak sana Rabbinden indirilmiş bir kitaptır. Ramazan-ı Şerif'te biliyorsunuz hep vaazlarda söyleriz. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ. Kur'an Ramazan-ı Şerif'te indirilen bir kitaptır. Levh-i Mahfuz'dan sema-i dünyaya Cebrail aleyhisselamın peyderpey getireceği yere Ramazan-ı Şerif'te bir gecede indirilmiştir. Sonra 23 senede Cebrail aleyhisselam Hazreti Allah'ın talimatına göre parça parça Kur'an-ı Kerim'i getirmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vahiy katiplerine, Kur'an ayetlerini yazan katiplere bu ayeti falan surenin falan ayetinden sonrasına, bu ayeti falan surenin falan ayetin öncesine koyun diyerek, yerlerini göstererek bugünkü hali meydana çıkmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in hem inzali Hazreti Allah tarafından vahiyledir, hem de hangi surenin hangi sureden sonra olduğu, hangi ayetin hangi ayetten sonraya konulacağı da vahiy ile bildirilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona göre tertip etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in hem indirilmesi hem de surelerin yeri, ayetlerin yeri vahiy ile tespit edilmiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim en başta Bakara suresinde öyle başlar. Elif, la, mim. Zalikel kitab. Şu Allah'ın kitabı var ya, la raybe fih. O kendisinde asla şüphe olmayan, şüphenin kokusu dahi olmayan bir kitaptır. Bakınız, Kur'an-ı Kerim bizlere mütevatir olarak naklolunmuştur. Mütevatir olarak ne demek? Mütevatir, her ilmin, coğrafyanın, tıbbın, matematiğin, işte her ilmin kendine göre bir kavramı vardır.
Yani bir ilimde bir yere gelmek istiyorsan 200-300 kavramı manalarıyla ezberlemen gerekir ki o ilim hakkında bir bilgi sahibi olasın. Kur'an ilimleriyle alakalı terimlerden, kavramlardan birisi de mütevatir kavramıdır. Mütevatir şu demektir. Yalan üzere birleşmesi mümkün olmayan bir topluluk bir meseleyi naklediyorsa buna mütevatir dersiniz. Şurada mesela düşünelim, içimizde Amerika'ya gitmeyen çok kişi vardır. Ama hiç kimse Amerika'nın varlığından şüphe etmez. Çünkü Amerika'nın varlığını bize o kadar çok söylemişlerdir, o kadar çok göstermişlerdir ki artık oranın varlığından şüphe etmeyiz. İşte bu mütevatir bir haberdir. Fakat şimdi ay üzerinde bazı gezegenlerde bazı yerlerden de haber veriliyor. Kısıtlı sayıda kimseler. Bunlarda yalan olma ihtimali var. Adam bir tahminini bize aktarma ihtimali var. Fakat mütevatir haberde böyle bir şey olmaz. Kur'an-ı Kerim işte asla yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan sahabe topluluğundan tabiine, tabiinden tebe-i tabiine, nesilden nesile bugüne kadar gelmiştir. Hatta şu an Kur'an-ı Kerim şu haliyle dünya üzerinde milyonlarca hafızın zihninde ezberde mevcuttur. Dünyada başka hiçbir kitap bu şerefe nail olamamıştır. Bakınız 6236 ayet dedik. Az değil. Hafızlar ezber yaptıkları zaman en son artık bir gün sabah namazında başlarlar, akşama kadar o ezberlediğini hocaya verir. Sadece abdest alır, yemek yer, namaz kılar arada. Devamlı ezberden verir verir, o gün onu baştan sona okur bitirir hocaya hatasız. Allah evlatlarımızdan hafızlar nasip eylesin. Kur'an'a hizmet etmek şerefi bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, inanmakla mükellef olduğumuz kitap, Kur'an-ı Kerim işte böyle bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e, içerisindeki ayetlere, içerisindeki ayetlerin hükümlerine itiraz eden, kabul etmeyen, bir ayetini bile kabul etmeyen kimsenin iman ile alakası kalmaz. Şu ayet bana göre yanlış dediğin an İslam'la alakan kalmaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'e iman ederken, yani biz Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan itibaren gönderdiği bütün sahifelere ve kitaplara iman ediyoruz. İşte Tevrat da Allah'ın kitabıdır. Adem Aleyhisselam'a gönderilen 10 suhuf, İdris Aleyhisselam'a gönderilen 30 suhuf. Suhuf ne demek? Sayfa demek, sahife demek. Şit Aleyhisselam'a gönderilen 50 suhuf. İbrahim Aleyhisselam'a gönderilen 10 suhuf. İşte Musa Aleyhisselam'a gönderilen Tevrat. Davut Aleyhisselam'a gönderilen Zebur, İsa Aleyhisselam'a gönderilen İncil, bunlar hep Allah Teala Hazretlerinin peygamberlerine gönderdiği kitaplardır, iman ederiz. Fakat bunların asılları kaybolduğu için, elimizde şu an mevcut olan Tevrat ve İncil'ler de tahrif edip içlerindeki bilgiler değiştirildiği için, biz bugün tevhid akidesinin kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'i esas alırız. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerin gösterdiği hakikatler bu kitabın içerisinde mevcuttur. İnanç noktayı nazarından amelde farklı olabilir. Şeriat amel noktasında ise
Hazreti Allah bazı ümmetlere farklı emirler vermiş. Bizim peygamberimizin ümmetine farklı bir takım şeriatlar koymuş. Orada farklı olabilir ama tevhid inancı noktasında bütün kitapların Allah'ın birliği, cennetin, cehennemin varlığı, meleklerin varlığı, cinlerin varlığı, ahirette sıratın varlığı, hesabın varlığı, öldükten sonra dirilmenin varlığı bütün kitaplarda beyan edilmiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim bir ayeti bile istisna olmamak kaydıyla iman etmemiz gereken bir kitaptır. Maalesef bugün bazı kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerin hükümlerine farkında olmadan itiraz ediyorlar. Canım diyorlar, bu devirde de böyle şey olur mu? Hazreti Allah kendi kitabının Allah'tan inen vahiy mahsulü bir kitap olduğunu bizlere ispat etmiş. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bakara suresinde, eğer bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunda şüphesi olan varsa, bütün insanlar bir araya gelsin, birbirine de yardımcı olsun bu inkar edenler. Şu Kur'an'ın ayetlerinden bir ayetin benzerini getirsinler. Asla getiremezler. Getiremeyeceksiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Kıyamete kadar meydan okuyor. O zaman diyor, dikkat edin. Kendinizi yakıtları insanlar ve taşlardan oluşan cehennemden koruyun. Yani iman meselesinde sağlam durun. Dininize sahip çıkın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh dedikten sonra kitabın bazısına inanırım, bazısına inanmam demeyin. Mekke müşrikleri peygamberimize dediler ki şu kitabın bazı ayetlerini değiştir. Bazı yerleri bize hoş gelmiyor. Eğer şuraları değiştirirsen biz de sana inanırız dediler. Çünkü adamlar kendi menfaatini, iktidarını yürütmek peşindeler. Bu kitabın hakikat olup olmadığına bakmıyorlar. İnanmasalar da inanıyor görecekler. Ama diyor şuralarını değiştir, işimize gelmeyen yerleri. Peygamberimize Cenab-ı Hak ayet-i kerime indirdi. Buyurdu ki Peygamberimiz ayet-i kerimeyi okuyarak, ben bu kitapta kendiliğimden değişiklik yapma hakkına sahip değilim. Eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları razı etmek için Kur'an-ı Kerim'de bir harf bile değiştirmeye yetkili olsaydı o zaman yapardı. 3 sene boyu Peygamberimiz aleyhisselam gizli gizli kimseye göstermeden, sezdirmeden Hazreti Hatice annemiz, eşi, yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir Efendimiz, onun yakın arkadaşları, bir takım eskiden beri puta tapmayan kimselere dini 3 sene gizli gizli anlattı. 3 sene sonra Ebu Kubeys sağına çıktı. Ey Mekkeliler, ey amcalarım, emmilerim, dayılarım, halalarım, şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem bana inanır mısınız? Dediler ki ya Muhammed, sen Muhammedül Emin'sin. Bugüne kadar senin bir yalanına şahit olmadık. Sen söylersen inanırız dediler. Dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin. Allah birdir. Allah'tan başka taptığınız putlar hiçbirisi ilah değildir. Duymaz, görmez, işitmez taşlardır. Ahiret vardır. Allah da beni size ahiretteki azaptan korkutan bir nezir, cennetle müjdeleyen bir beşir, korkutucu ve müjdeleyici bir peygamber olarak göndermiştir. Deyince dediler ki sen yalan söylüyorsun. Allah bir kitap indirmemiştir. Sen peygamber değilsin dediler.
Hatta bazı zenginler dediler ki, Taif'in, Mekke'nin zenginleri dururken, anası babası ölmüş, arkası yok, bir garibe mi Kur'an iner dediler. Biz dururken Allah seni mi buldu dediler. Fakat yeri ve gökleri yaratan Allah o kitabın sahibi olduğu için kimsesi olmayan anası babası vefat etmiş, kendi akrabaları tarafından da karşı mücadeleye girişilmiş bir kimse olarak Peygamberimiz 13 sene Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı tebliğ etti. Mekke'den, Taif'ten, Yemen'den, Medine'den nasipli olan kullar geldi. Kur'an'ın nurundan içtiler. Mekkeliler işi o kadar azıttılar ki Müslümanlara nefes alma imkanı vermediler. Habeşistan'a gittiler. O zaman Habeşistan kralı Necaşi, Hristiyan. Dediler ki bu bir din sahibi. Hiç olmazsa putperest değil. Burada rahat edersiniz diye Peygamberimiz Habeşistan'a gönderdi ilk muhacirleri. Sonra Medine'den gelen kişiler gittiler. Bir sene sonra kalabalık bir heyet olarak geldiler ve Peygamberimizi Medine'ye davet ettiler. 13. senede Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye Allah'ın emriyle hicret etti. 10 sene içerisinde Hicaz'da İslam'dan haberdar olmadık bir kum tanesi bile kalmadı. Peygamberimiz, ben Allah'ın peygamberiyim, ben Muhammed Mustafa'yım, ahiret vardır, putlar ilah değildir, melekler ilah değildir, cinler ilah değildir. Çünkü onlara da tapanlar vardı. İsa aleyhisselam Allah'ın oğlu değildir. Hristiyanlar öyle diyorlardı. Tevhidi yerleştirdiği andan itibaren 100 sene geçmeden İran'ı yerle bir etti. Sonra Konstantinopolis'i yerle bir etti. Dünyada 100 sene geçmeden Hazreti Allah dinini her yere duyurdu. Nasipli olan kullar Peygamberimizin o nur kasesinden içtiler, cennete gittiler. Bakınız 1400 sene geçti, bugün hala Kur'an'ın bir harfine dokunma güç ve kuvveti kimsede bulunmuyor. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurdu ki, Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Biz müminler gevşek olsak da, biz vurdum duymaz olsak da, Kur'an kendi nurunu her yerde gösteriyor. Fakat bize düşen Allah'ın dini yeryüzünde yayılırken, Allah'ın nuru müminlerin kalbine girerken orada bir vesile de biz olabilmek. Yani Allah'ın dinine hizmet ederek ahirette makam ve mertebe elde etme gayreti içerisinde bulunmamız lazım. 1400 senedir Kur'an'a iftiralar atıldı. Müslümanlara iftiralar atıldı. Fakat İslam, Kur'an, Müslümanlık yeryüzünde kendisine hak ettiği yeri her zaman buldu. Bugün de buluyor. Fakat biz müminlerin, bilhassa Türkiye'de bulunan mümin kimselerin bir sorumluluğu da dünyada Müslümanların derli toplu, güçlü olarak bulundukları bir bölge, bir ülke olması münasebetiyle en çok dine, Kur'an'a hizmet etme şansı bulunan kimseler olarak gayretli olmamız gerekir. Mesela bir çocuk, bundan 30 sene önce, bakınız internet, şu bu, hiçbir elektronik alet yoktu. 1999'da ben
Yeni hoca olmuştum. Baktım gittiğim yerde bir bilgisayar var. Bir düğmeye dokundum. Açık olan bilgisayar kapandı. Zannettim ki bozuldu bilgisayar. Kapatmışım meğer. Hepimiz öyle öyle başladık değil mi? Fakat bugün bizim bebeler bile parmakla oynatıyor böyle ekranları. Tıkır 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 tıkır. Bu kadar imkanların olduğu bir yerde bir çocuk Kur'an'ı cami hocasından önce babasından öğrenmeli. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığımız bir proje başlattı. Bu pandemi de dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesine giriyorsun. Online, uzaktan eğitimle Kur'an öğrenmek istiyorum diyorsun. Kaydoluyorsun. Sen hangi mahallede oturuyorsan, hangi ilçede oturuyorsan oradaki bir hocaya seni kaydediyor. Haftada iki gün hoca, sen evinde çayını alıyorsun, kahveni alıyorsun, ekranın başına geçiyorsun, hoca da burada ekranını açıyor, sana Kur'an dersi veriyor. Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir insanın bu fırsatı kaçırması doğru değil. Bir imkandır. Bir çocuğun en büyük hatırasından birisi de babam bana Kur'an öğretti diyebilmesidir. Bakınız, bazı kardeşlerimizle konuştuğumuz zaman babalarının onlara yaptığı iyilikten bahsederler. Derler ki, Allah razı olsun babam beni Kur'an kursuna gönderdi. Çünkü kendisi bilmiyordu okumayı. Öyle bir imkan olmamıştı. Fakat çocuğunun mahrum olmasını istemedi. Fakat bugün aziz kardeşlerim, elimizde öğrenmek için her türlü imkan var. Eğer bir adam Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inanıyorum diyor ve Kur'an okumasını bilmiyorsa bu inancının ne kadar sağlam olup olmadığını bence bir sorgulasın. Allah'ı seviyor musun? Seviyorum. Kitabını seviyorum. Peygamberini seviyorum. Peki kitabını okumasını biliyor musun? Yok vallahi bilmiyorum diyor. Yani bu imkan meselesinden ziyade biraz da iman meselesidir. Yani bunun bize gerekli olduğuna iyi karar vermeliyiz. Bakınız Kur'an'ın burada var ayet-i kerimeler. Kur'an mümine şifadır. Müminlerin gönlüne, sadrına şifadır. Gönül hastalıklarının şifasıdır. Bakınız 4 tane genç geçen intihar etti değil mi? Manisa'da mıydı o? Manisa'da galiba 4 tane genç intihar etti. 20 ile 24 yaş arasında. Vallahi o kimseler Kur'an okuyan kimseler olsaydı ona kalkışmazlardı. Bugün çoğumuzun evlatları 5 vakit namazdan yoksun, Kur'an okumanın zevkinden yoksun, hazla gününü geçiriyor. Haz dediğin şey bir gün haz olmaktan çıkar, tiksinti vermeye başlar. O zaman dünyadaki yaşamın gayesi kaybolur. Düşünsenize para kazanmak için çalışıyoruz. Paranın hiçbir işe yaramadığını bir şekilde tecrübe ettin, anladın. Bir takım zevkler için yaşıyorsun. Onun tecrübe ettin ki artık o sana zevk vermiyor. Zevk olmaktan çıktı. Dünyada ne için yaşayacaksın? Dünyada yaşaman manası kalmadığı zaman diyor ki ben şu yapılır, şu edilir, hepsini tattım. Daha niye ben bu dünyanın derdini çekeyim diyor. Fakat biz Allah'a iman etmiş, Allah'ın kitabına iman etmiş kimseler olarak şunu biliyoruz. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Allah şu dünyada yaptığımız, ettiğimiz her amelimize, her iyiliğimize, bir kardeşimize, gülümsememize, son nefesimize kadar yaptığımız hayırlara ebedi alemde, sonsuz hayatta
cenneti vaat etmiştir. Bakınız, intihar eden kimse, geçen bir kardeşimiz onu sordu bana. Dedi ki hocam, dedi, Hüvallahüllezi adam okursa, dedi, evet, o gün içerisinde ölürse şehit olurmuş, dedi. Peki? Dedi ki gündüz intihar etse, dedi, o şehit olur mu? Yani bu boş bir soru gibi gelir. Bak, gülen oldu içimizden. Bu insanların kafasını meşgul ediyor. Kısa yoldan cennete bir atayım, şu dünyanın derdinden kurtulayım diyor artık insanlar. Hem cennetten vazgeçmiyor, hem de dünyada bir takım hazlarla kısa yoldan bir şeye ulaşmaya çalışıyor. Kim bilerek bir kimseyi öldürürse ebedi cehennemdedir, ayet-i kerime var. Bu ne demek ayet-i kerime? Yani öldürmenin helal olduğunu kabul ederek cana kıyan kimse kafir olur. Bu ister kendi canı olsun, isterse hasmının canı olsun. Bakınız, bir kafir öldüremez. Müslümanların olduğu bir toplumda bir kimse can emniyetiyle gezer. Niye? Çünkü Müslümanın inancında savaşın haricinde bir kimseyi öldürmeye inanmak, helal olduğuna inanmak adamı küfre sokar. Bu ister kendi nefsin olsun, ister başka bir Müslüman olsun, isterse bir kafir olsun. Yani bir adam sabah akşam namaz kılsa da aklı başındayken intiharı seçerse ve bu intiharın da helal olduğunu düşünürse, helal olduğunu düşünmek nedir? Bakınız, şimdi Avrupa'da bir takım ülkelerde ötenazi hak mıdır, değil midir? Bu tartışılıyor. Hukuk metinlerine girmesi için. Çünkü bir anayasa yazılıyor, orada bir kanun çıkarılıyor. Diyor ki, bir adam eğer kendi hayatına son verme hakkına sahipse, adamın kendi beyanına göre başkaları o adamın isteğine göre onu öldürebilir. Mesela adam kanser, acılara dayanamıyor. Değil mi? Adapazarı'nda öyle bir şey oldu. Adam çocuğunu vurdu. Dayanamıyordu acılara diye. Yani kontrolünü kaybetmiş. Haram olduğunu bilerek yaptıysa katil cezası vardır. Ama onun öldürülmesi haktır, helaldir düşüncesi yaptıysa Allah muhafaza dinden çıkar. Bugün Allah'ın ipini, Kur'an'ı, Allah'ın kitaplarını bırakmış toplumlar bir kimsenin kendi canını alması hakkı mıdır, değil midir tartışması yapıyorlar. Hakkı olduğunu söyleyenler daha çok. Onun için Kur'an bizim gönüllerimizin şifasıdır. Gönül genişliğimizin çaresidir. Allah inandığımız gibi yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Aziz kardeşlerim, biliyorsunuz salgın hastalık var. Kızılay cuma, cumartesi, pazar 3 gün kan alacak merkezde. Kan bağışı yapmak isteyen kardeşlerimize duyurulur. Hazreti Allah cumamızı mübarek eylesin. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh diyerek çene kapamak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. El Fatiha. Şu kamerayı uzatabilir misin? Şu düğmeyi açıyor orada. Açalım.